Podcast dinle gün ortası. Ehliyet alma yaşı değişti. Resmi gazetede yayımlandı. Karayolu taşıma yönetmeliğinde birçok maddede değişiklik yapıldı. Yeni yönetmelik kapsamında D sınıfı ehliyet için uygulanan 26 yaş sınırı 24 yaşa düşürüldü. Yeni düzenlemeye göre M, A1 ve B1 sınıfı ehliyet almak isteyenler için yaş sınırı 16. A2, B, B'ye, C1, C1'ye, F'ye ve G sınıfları için ise 18 yaş olarak belirlendi. Dublör kullanarak vatandaşları dolandırdılar. Türkiye'de evi ve arsası bulunan vatandaşları dublör kullanarak sahte evraklarla dolandıran bir çete çökertildi. Mersin İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan şafak baskınında aralarında avukat, emlak ofis sahipleri ve tapu memurlarının da olduğu 23 kişi gözaltına alındı. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa kupalarında aldığı skorlar UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye'yi 9. sırada tuttu. UEFA ülke puanı sıralamasında bu haftayı temsilcilerimiz boş geçmediği için avantajlı kapattık. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ndeki geri dönüşüyle Danimarka ekibi Kopenhag ile 2-2 berabere kaldı. Fenerbahçe bir diğer Danimarka ekibi Nordsjælland'ı 3-1 mağlup etti ve Beşiktaş da Belçika'dan 1-1'lik beraberlikle ayrılarak ülke puanına katkı sağladı. Podcast dinle gün ortası.